Gerçek bir hikayeden esinlenilmiştir. İçin mi? Evet. Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için. Böylece daha iyi seçerim. Evet akıllıca, tamam. Bir liste yap. İstediğin her şeyi yazabilir misin? Sanırım evet. Tamam, güzel. Uslu olmaya çalış, tamam mı? Tamam. Okulumda gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Affedersiniz. Acaba bunu ne zaman temizleyeceksiniz? Bakın burada i harfi olmaz. Yani bunu konuşmuştuk. Bu u olacak. Mutlulukta u olur. İ olmaz, tamam mı? Adım Chris Gardner. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da otobüse binmek. San Francisco, 1981. Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al. Bu makine. Kucağımdaki bu makine mi? Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda zaman bir zaman makinesi değil. Evet, öyle. Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı.
Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı. Belki gelecek sefere. Teşekkür ederim. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor. Merhaba. Merhaba canım. Ne oldu? Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım. Hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorundayım. Dinle bak biliyorum. Oakland'a dönmem gerek. Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım? Evet maalesef. Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler tamam, misin? Yeter şöyle yapalım. Şu arabayı gördünüz mü? Hani güzel sarı bir ayakkabısı olan. O benim arabam. Hastane yakınına park etmek yasaktır. Her zaman aceliniz olursa sonu da bu olur. Yine de sağ olun. Belki gelecek sefer değil mi? Olabilir tabii. Kira ve yuva masrafı için ayda 2 makine satmam gerek. Ön camıma bırakılan bütün cezaları ödemek için bir tane daha satmam gerek. Sorun şu ki, uzun süredir bir tane bile satamadım. Ne zamandır makaroni ve peynir seviyorsun? Uzun zamandan beri. Bu da ne böyle? Ha? Nedir bu? Christopher için bir hediye. Kimden? İşteki Cynthia'dan. Yetişkinler için. Christopher kullanamaz ama bilmiyordu. Bununla ne yapılıyor? Her yüzü aynı renk olacak. Vergiyi ödedin mi? Hayır ama erteleme başvurusu yapacağım. O başvuruyu zaten yapmıştım. O zaman bir tane daha yaparım. $650 gelecek ay elimde olacak tamam mı? Bu faiz demek değil mi? Ve bir de ceza. Evet birazcık. Ama bırak da bu işi ben halledeyim. Sen sakin ol. Tamam mı? Buraya gel, gel buraya. Benim işe geri dönmem gerekiyor. Hadi yatağa gidelim. Tabağını lavaboya koy. Bundan birkaç gün önce bana ekonomik durumumuzla ilgili ayrıntılı bir rapor sunuldu. Aslında sizinle paylaşmak istediğim şey hiç hoşunuza gitmeyecek. Benim de gitmedi. Ama gerçeklerle yüzleşmemiz ve ondan sonra işleri düzeltmek için çalışmamız gerekebilir. Bu konuda hata yapmayacağız. Her şeyi düzeltebiliriz. Federal bütçe kontrolden çıktı ve bu sene 30 Eylül'de bitecek olan bütçe $80 milyar bir açık verecek. Bu açık 1957 federal bütçesinden daha büyük bir rakam. Ve bu sene $80 milyardan fazla bir miktarda para ulusal borçların ödenmesinde kullanılacak. 20 sene önce 1960'da federal hükümetimizin verdiği maaşlar $13 milyardan azdı. Günümüzde bu miktar $75 milyar. Bu 20 yıl içerisinde nüfusumuz sadece %23.3 arttı. Ancak federal bütçe bu zaman aralığında %528 oranında arttı. Sana iki sorum var. Ne iş yapıyorsun ve bunu nasıl yapıyorsun? Borsa aracısıyım. Borsa aracısı mı? Bunun için üniversiteye mi gitmek gerekiyor? Hayır, gerek yok. Sayılarla ve insanlarla aran iyi olacak. Hepsi bu. Kendine iyi bak. Bu arada hafta sonu arabamı alabilirsin ama pazartesi geri isterim. Park metreye para at. O anı hala hatırlıyorum. Hepsi bana o kadar mutlu görünmüştü ki. Ben neden öyle görünemiyordum?
6'da evde olmaya çalışırım. İşten sonra bir aracılık firmasına uğrayacağım da. Ne için? Orada iş var mı diye bakacağım. Öyle mi? Nasıl bir iş? Bilirsin işte şey... Çocukken matematik kitabını bir haftada bitirirdim. Orada iş bulabilirim belki diye bakacağım. Ne işi bu? Borsa aracısı. Borsa aracısı mı? Evet. Astronot değil yani. Benimle böyle konuşma Linda. Gidip bu işe bakacağım ve bunu gündüz vakti yapacağım. Hı-hı. Satış telefonlarını etsen iyi olacak. Bana bunu söylemene gerek yok Linda. Ben lanet olasıca ofis açılmadan 3 yeri aradım bile. Unuttun mu? Gelecek hafta kira ödenecek. Herhalde unutmadın. Zaten şimdiden 2 ay borçluyuz Chris. Ve bir dahaki hafta bu 3 ay olacak. Ben son 4 aydır çift mesai çalışıyorum Chris. Sadece anlaşmanda yazanları sat ve bizi bu işten çıkar. Linda, ben de bunu yapmaya çalışıyorum işte, tamam mı? Ben bunu kendi ailem için yapmaya çalışıyorum. Yani sen ve Christopher için. Senin neyin var böyle? Linda. Linda. Aracı eğitim programının başvurular kabul edilecektir. Yanıma gel, senin evin, benim kalbim. Hayatımın bu bölümünü de aptal biliyorum olmak olarak adlandırabiliriz. Gelmeyeceksin. Şey, ben bir şey rica edebilir miyim? Ama bak, bekliyorum. Şunu buraya bıraksam olur mu? Yani 5 dakika için, tamam mı? Bir toplantım var, içeri götürmek istemiyorum. Beni kötü gösterir. Sana $1. Göklerden döndüğümde daha da fazla para veririm, olur mu? Değerli bir şey değil. Yani bir yere satılacak bir şey de değil. Ama daha doğrusu ben bile satamıyorum ya. Neyse, kalsın. Tamam mı? Kalbim, kendine iyi bak. Ama biliyorum. Chris, Tim Brophy, evet. İnsan kaynakları. Nasılsınız? Beni izle. Evet efendim. Bakalım sana stajyerlik için bir form bulabilir miyiz? Sanırım tek yapabileceğimiz bu kadar. Burası bir uydu ofis. Ana ofisteki Jay Twistle, The Witcher şirketinin insan kaynakları ile ilgilenir. Ben sadece burası ile ilgilenirim. Gördüğün gibi burada bir sürü başvuru var. Bir de özgeçmiş kağıdım vardı ama bulamadım. Biz... Teşekkür ederim. Şimdi gitmem gerekiyor. Ben bunu geri getiririm. Sağ olun. Tamam. Tarayıcımı bir hippie kıza emanet ettim. Bunu neden yaptım? Affedersiniz. Söyleyeyim. Hayatımın bu döneminin adı aptal olmak. Hey! 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 Kıpırdama! Kıpırdama! Makine benim. Durun. Hayır, hayır, gitmeyin. Program her 6 ayda sadece 20 kişiye eğitim alıyor. Sadece bir kişi işe alıyormuş. Liseden sonra eğitim durumunuzu yazabilmeniz için 3 tane daha boş yer var. Ama benim o kadar çok boş yere ihtiyacım yok. Uyumaya çalış, geç oldu.
Bu her tarafından 7 santime 7 santimlik bir bulmaca. Renkleri farklı ve değiştirip döndürerek her yanda aynı rengi elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu küçük küp 1981 yılının hediye sansasyonu oldu. Kolayca çözmeyi düşünmeyin. Bir üniversite matematik profesörünün çözmesi sadece yarım saatini aldı. Ben ancak bu kadar ilerleyebildim. Ve gördüğünüz gibi önümde daha çok işim var. Ben Jim Finnerty, Richmond'dan, KJSF için bildirdim. Hey, uyan hadi. Yemeğini ye. Görüşürüz anne. Görüşürüz bebeğim. Onu sat da öyle dön lütfen. Aa, evet öyle yapacağım. O yüzden ona veda etsen iyi olur. Göremeyeceksin. Güle güle ve bol şans. Bol şans eklemene gerek yok. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Kaç defa söyleyeceğim, mutluluk U harfiyle yazılır. Bu bir sıfat mıdır? Hayır, aslında isimdir ama doğru yazılmamış. Lanet doğru yazılmış mı? Evet, o doğru yazılmış ama konumuz bu değil. Bak, onu öğrenmemen gerekir. O bir yetişkin kelimesi. Nefret belirtir ve aslında bazı başka şeyler de belirtir. Neyse, boş ver, onu kullanma. Tamam. Çantanın arkasında ne yazıyor? Takmadım. Takma atlar seçtik. Peki seninki ne? Hızlı şoför. Senin takma adın var mı? Evet. Ne? 5 kiloluk kafa. Ne demek ki bu? Ben Texas yakınında Louisiana'da büyüdüm. Herkes kovboy şapkası takardı ve 5 kilo da büyük bir şapkaydı. Ve o zamanlar çok zeki olduğum için bana 5 kiloluk kafa derlerdi. Host da ondan takıyor. Host mu? Bonanza'daki host Kurt Bluray'dı. Bonanza'yı nereden biliyorsun sen? Bayan Çuğ'un yerinde izledik. Yuvada Bonanza mı izliyorsunuz? Evet. Ne zaman? Ne zaman izledin? Yemekten sonra mı, uykudan önce mi? Anlamadım. Aşk gemisinden sonra. Listemi yaptım. Doğum günüm için. Peki listede ne var? Bir basket topu. Ya da karınca çiftliği. Bana televizyon seyrettiğini söyle. Tarih öğrensin diye biraz televizyon. Aşk gemisi. Tarih için denizcilik. Bakın, bu denizciliğin tarihi değil ki. Televizyonu evde de izleyebilir, değil mi? Bakın, size ayda 150 dolar ödüyoruz ve oturup bütün gün televizyon izleyecekse onu buradan alabiliriz, tamam mı? Eğer denizcilik televizyonu sevmediysen başka yuvaya götür. Hem paranı geç ver hem de şikayet et. Hadi et. En azından şu köpeği yukarıdaki odanıza falan çıkarsanız iyi olmaz mı? Güle güle. İnsan Kaynakları bölümünün başkanı Jay Twistle'ı bekliyordum. İsmi kulağa o kadar güzel geliyordu ki bana bir iş verebilirdi. Ya da ne bileyim, en azından sarılırdı. Ona sadece sayılarla ve insanlarla aramın iyi olduğunu göstermeliyim. Günaydın Bay Twistle. Günaydın Jane. Bay Twistle, Chris Merhaba. Gardner. Merhaba. Bunu size şahsen verip tanışmak istedim efendim. Bu yüzden bekledim. Tamam. Bu başvurumda zayıflık gibi görünen konuları sizinle görüşme fırsatı yakalamak istedim. Tamam, bununla başlayalım Chris ve konuşmamız gerekirse seni arayalım, olur mu? Tamam efendim. Size iyi günler efendim. Sana da. Merhaba, nasılsınız? Ben Chris Gardner. Doktor Delcy'yi arıyordum da. Evet, satış görüşmesi için geç kaldım mı acaba? Evet. Şey için, Osteo National. Evet, acaba hala... Hayır, yarım saat mi? Tamam, harika. Çok güzel, tamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Durun! Bu kısmı nasıl?
koşmak. Hey! Hey! Durun! Hey! Durun! O benim çalıntı makinemdi. Tabii o kadın onları satan bir adamla birlikte değilse. Bu da çok mümkün değildi çünkü onları Körfez bölgesinde tek satan kişi bendim. Hayatım boyunca yaptığım birikimleri buna yatırmıştım. Devrimsel nitelikte bir makineydi. Hissediyor musun bebek? Aa, evet, tüm işi bana yaptırıyorsun. Ama bilmediğim şey doktorlar biliyor ve musun, hastanelerin galiba merdivenden çıkarken beni izliyorsun. Hatta ev sahibimden fotoğraf çekmesini bile istemiştim. Birini kaybetmek, bir aylık mutfak masrafımı kaybetmek demekti. Hey, hey, dur, dur! Hey, buraya gel! Dostum, ben... Neyi unuttum? Elinde bunlardan olmaması gerekiyordu. Evet, biliyorum. Şimdi iki tane var. Merhaba. Bir. İki. İki. Üç. Bu bir basket topu. Hey, ne demek bu? Basket topu mu, emin değil misin yani ha? Belki bir karınca çiftliğidir ya da bir mikroskoptur, değil mi? Hayır, değil. Tamam. Hadi al bakalım aç. Nasılsa senin değil mi? Oldukça da ağırmış. Evet ama hallettim. Bugün beni görseydin anlardın. Biri tarayıcılardan birini çaldı ve peşinden... Her neyse. Ne? Her neyse Chris. Bu ne biçim bir tavır böyle? Her neyse. Her gün başka bir hikaye oluyor. Hey Roy Roy. Bunu kimse yokken yapamaz mısın? Her yer toz duman oluyor, baksana. Ama evi temiz tutmaya çalışıyorum Chris. Dur biraz bekle. Sakin ol. Bu işten nasıl sıyrılacağız? Her şey yoluna girecek, tamam mı? Bunu daha önce de söylemiştin. Hamile kaldığımda. Merak etme dedin. Yani bana güvenmiyor musun? Her neyse. Umurumda değil. Taksi! Bay Twistle. Evet, merhaba. Merhaba. Chris Gardner. Evet, merhaba. Senin için ne yapabilirim? Bir ay önce stajyerlik programı için başvurmuştum ve sizinle bu konuda kısaca görüşmek istiyordum. Sadece bir dakika. Hadi, Noe Valley'e gidiyorum Chris. Kendine iyi bak. Bakın, Bay Twistle. Aslında ben de Noe Valley'e gidiyordum. Yani aynı takside gidelim mi? Tamam, bin hadi. Neyse, donanmadayken golf oynamayı seven bir doktorla çalışıyordum. Her gün saatlerce oynardım. Sonra beni ofiste bıraktığında tıbbi uygulamaları ben yapmaya başladım. Yani karar vermemi gerektirecek konumlarda olmaya alışkınım. Ve aslında... Bay Twistle, dinleyin bakın, bu çok önemli. Üzgünüm. Bunu yapmak imkansız. Ben yapabilirim. Hayır, yapamazsın. İmkansız, saçmalama. Hayır, yapabileceğime eminim. Bence basit. Hayır, yapamazsın. Bakabilir miyim? Verir misiniz? Vay canına. Çok karıştırmışsınız. Evet. Öyle mi? Üzgünüm.
daha çok döngüler üstünde çalışıyor gibi görünüyor. Yani merkezdeki parçalar hiç oynamıyor. Ortada sarı varsa orası sarı tarafın. Evet. Eğer kırmızıysa kırmızı tarafın oluyor. Tamam. Yani biraz yavaşlayabilir misiniz? Tüm günde dolanabiliriz çünkü yapabileceğine inanmıyorum. Yapabilirim. Ben yapabilirim. Hayır, yapamazsın. Hayır, yapamazsın. Bana inan, kimse yapamaz. Evet. Evet. Ben de sadece bunu yapıyorum. O taraf neredeyse bitti. Yani işte böyle bir şey. Bu da neredeyse bitti. Evet, yakında hepsi biter. Şuna bak. Neredeyse tamam. $17.10. Burada ineceğim. Aferin sana. Görüşürüz. Evet. Sonra görüşürüz. Nereye gideceksiniz? Affedersiniz efendim. Nereye gideceksiniz? Birkaç blok öteye lütfen. Geri dönebiliriz. Tamam. Lütfen. Parayı o verecekti, biliyorsun. Gel lütfen. Buraya. Seni mahvedeceğim. Çok üzgünüm. Aptal herif. Thank you.
Alo. Alo. Şey, çok üzgünüm, ben eve vaktinde gelemedim. Chris, mesaimi kaçırdım. Evet, evet biliyorum. Çok üzgünüm. Bak şu anda eve doğru geliyorum, tamam mı? Sen Christopher'la iyi misin? Ben gidiyorum. Chris, ben gidiyorum. Ne? Ne dediğimi duydun mu? Eşyalarımı topladım. Ve oğlumu da alıyorum. Şimdi gidiyoruz. Bu telefonu kapatacağım ve sonra Linda, gideceğim. Linda, dur. Biz gidiyoruz. İşte o an Thomas Jefferson düşünmeye başladı. Ve de bağımsızlık bildirgesi. Yaşam, özgürlük ve mutluluğu kovalama hakkımızla ilgili olan bölümü. Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum. Oraya kovalama kısmını nasıl olmuş da koymuş? Belki de mutluluk sadece kovalayabildiğimiz bir şeydir. Belki de onu asla yakalayamayacağız. Ne olursa olsun, bunu nereden bilmiş olabilirdi? Linda! Linda! Alo. Chris. Kimsiniz? J.T. Westall. Merhaba. Dean Witter'dan. Evet tabii ki. Nasılsınız? Ben iyiyim. Hala gelip konuşmak istiyor musunuz? Evet efendim, evet. Bak ne diyeceğim. 2 gün sonra sabah gel. Stajyerlikler için görüşme yapacağız. Kalem kağıdın var mı? Evet, evet var. Bir saniye. Bir saniye. Affedersiniz. Tamam. Alo. Chris? Tamam, evet. Tamam, bu numarayı yaz. Sekreterim Jenny Sara. Sana tüm detayları verir. Aha, evet, tamam. Tamam, 145. 145. 864. 864. 0256. 0256. Evet, dahili numara 4796. 4796. Tamam, onu yarın ara. Tamam efendim, 415-864-0256. Tamam, görüşürüz. Evet, tamam, çok teşekkür ederim, sağ olun. Hoşça kal. 864. 256 4796 Cedis 32. Chris, hey. Linda ve Christopher'ı gördün mü acaba? Hayır, dünkü Nugget maçını izledin. Hayır. Nasıl izlemezsin, olamaz. Affedersiniz, Linda ve Christopher buraya geldi mi acaba? Hayır, onları görmedim. 119-120 iki kez uzatmaya gitti. Moons 17 saniye kala üçlük attı ve bum işlerini bitirdi. Wayne. Şu anda sayılar hakkında konuşamayacağım. Sayıların nesi var? Bana borçlusun. Evet. $14 borcun var. Tamam, ödeyeceğim. Paramı istiyorum. 14'te bir sayı. Hey, bir daha asla oğlumu benden alma. Beni duydun rahat mu? Bırak. Bir bana daha dokunma. Asla oğlumu benden alma. Sana ne dediğimi anlıyor musun? Bak, seninle konuşurken arkana dönüp gitme. Beni duyuyor musun? Gitmek mi istiyorsun? Evet. İstiyor musun? Evet, gitmek istiyorum. O zaman git buradan Linda. Hadi hemen kaybol. Christopher benimle kalacak. Bizi bu duruma sen getirdin, çok anlıyor musun? Sen gerçekten çok çok zayıf. Hayır değilim. Artık mutlu değilim. O zaman git de mutlu ol. Git mutlu ol. Ama Christopher benimle kalacak. Beni Tanrım. Duydun mu? Christopher benimle kalacak.
Merhaba. Hadi gidiyoruz, gel. Nasılsınız Bayan Chu? Merhaba. Annem nerede? Hadi eşyalarını topla. Ama bugün gelip seni yuvadan alacağım demişti. Evet, evet biliyorum ben. Annenle konuştum ve her şey yolunda, tamam mı? Bu gece nerede uyuyacağım? Bir şey soracağım. Mutlu musun? Evet. Tamam. Çünkü ben de mutluyum. Ve ikimiz de mutluysak bu iyi bir şeydir, öyle değil mi? Evet. Evet, aynen öyle. Benimle uyuyacaksın. Evde kalacaksın tıpkı normalde olması gerektiği gibi, tamam mı? Hadi. Christopher. Hey, dinle. Merhaba. Kirayı istiyorum. Evet. Artık daha fazla bekliyorum. Evet, bak borcum borç Charlie. Merak etme. Neden iki blok ötedeki Mission Inn oteline gitmiyorsun? Orası buranın yarısına patlar. Dinle Chris, yarın sabah evi boşaltmanı istiyorum. Nasıl yarın sabah evi boşaltabilirim? Sabah boyacılar gelecek. Tamam, bak biraz daha zaman lazım. Hayır. Bak boyayı ben kendim yaparım. Tamam mı? Ama biraz daha zaman lazım. Benim bir oğlum var biliyorsun. Tamam. Bir hafta. Ve sen boyayacaksın. Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Sevgili Chris, berbat. Searching but not finding, understanding anywhere. Chris Gardner. Evet. Ne oldu? San Francisco şehrine diye yazın. Hepsini mi yatırmam gerekiyor yani? Bütün cezaları ödemeniz gerek, yoksa kalırsınız. Ama elimde sadece bu var. Yarın 9:30'da bakarız. Ne? Bu iş bitene kadar kalmanız gerek. Hayır. Bu gece burada kalamam. Benim oğlumu almam gerekiyor. Yarın 9:30'da onaylatmamız gerek. Ama bakın, saat 10:30'da Denver'da bir iş görüşmem var. Benim burada kalmam gerek. Yarın saat 9:30. Peki oğlumu ne yapacağım? O zaman bayım, oğlumu ne yapacağım? Ona bakacak başka hiç kimse yok mu? Ona ben bakıyorum. Belki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü onu alabilir. Telefon hakkımı kullanabilir miyim lütfen? Alo. Alo. Ne istiyorsun? Sen Christopher'ı yuvadan alır mısın bu gece? Senin yanında kalabilir mi? Ama sadece bir geceliğine. Tamam mı? Bir gece. Ne oldu? Bak ben onu yuvadan yarın alırım. Sen merak etme. Yani onu oraya bırak. Ben onu yarın mutlaka alacağım. Hayır. Hadi Linda, niye böyle yapıyorsun? Hayır, onu parka götürmek istiyorum. Golden Gate'e. Yarın yuvadan sonra. O nasıl? O çok iyi. Tamam, onu tamam parka götür ve sonra onu geri getir ama, tamam mı? Oğlumu bana mutlaka geri getir, oldu mu? Tamam. Linda. Onu saat 6 gibi getiririm. Tamam. Teşekkür ederim.
Görüşürüz. Bay Gardner. Bu tarafta. Benimsi birazdan gelir. Hemen elimizdeki kağıtları çıkartıyoruz. Evet. Tamam. Hisse senetleri mevcutunda. 500 tane birden satıyoruz. Tamam efendim. 500 tane birden satıyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet. Bence onları almanın tam zamanı. Hayır. 300'den. İnanılmaz bir düşüş var. Tamam onları alalım. Evet alıyoruz. 400 tane birden alıyoruz. 800. Peki efendim. Tamam. Evet abi. Hayır. O kağıtları almıyoruz. Hayır. Sizi tekrar ararım. Hayır. 200. Chris Gardner. Evet. Chris Gardner. Merhaba. Günaydın. Chris Gardner. Chris merhaba Gardner, Chris. Görüştüğümüze sevindim. Chris Gardner, merhaba. Ben dışarıda yarım saattir oturuyorum ve buraya böyle gelmemi açıklayabilecek bir hikaye bulmaya çalışıyordum. Yani bu şekilde. Şöyle bir hikaye bulmam gerekiyordu. Burada bulunan herkesin beğeneceği bir şeyle ilgili olmalıydı. Mesela dürüstlükle ilgili ya da çalışkanlık. Takım oyunuyla ilgili bir şeyler ya da aklıma gelebilecek herhangi bir şey. Ama aklıma bir şey gelmedi. Park cezalarımı ödemediğim için tutuklandım. Gerçek bu. Park cezası mı? Ne? Ve polis karakolundan buraya kadar da koştum. Aynen öyle. Peki tutuklanmadan önce ne yapıyordun? Ben evimi boyuyordum. Artık kurudu mu? Umarım öyledir. Jay senin kararlı olduğunu söyledi. Elinde 20 kiloluk bir makineyle bir aydan fazladır binanın önünde bekliyor. Zeki olduğunu söyledi. Öyle olduğumu düşünmek isterim. Ve işi öğrenmek istiyorsun. Evet efendim, bunu öğrenmek isterim. Kendi başına öğrenmeye başladın mı peki? Kesinlikle efendim. Jay. Evet efendim. Chris'i kaç defa gördün? Bilmiyorum. Sanırım yeterince gördüm. Hiç böyle giyinir mi? Hayır. Hayır, ceket ve kravat. Hı hı. Sınıfında birinciymişsin. Lise mi? Evet efendim. Sınıf kaç kişiydi? 12. Ufak bir kasabaydı. Evet öyle. Ayrıca donanmada radar sınıfında da birinciydim ve o sınıf 20 kişiydi efendim. Ama bakın şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben şöyle bir insanım. Bir soru sorarsanız ve ben de cevabı bilmiyorsam size bilmiyorum derim. Ve şundan emin olun. Cevabı nasıl bulacağımı bilirim ve sonunda da o cevabı bulurum. Sizce bu yeterli mi? Chris, sen ne dersin? Eğer bir adam görüşmeye gömleksiz gelseydi ve onu işe alsaydım sen ne derdin? Herhalde pantolonu çok iyiydi derdim. Chris.
Böyle giyinerek nasıl başardım bilmiyorum ama herkesi etkiledim. Teşekkür ederim Bay Twistle. Artık bana Jay de. Tamam, yakında görüşürüz. Tamam, haber veririm Jay. Ne demek haber veririm? Ya, ne demek bu? Yani ben seni yarın bir ara ararım ve şey... Ha, sen ne diyorsun ha? Bu iş için peşimi bırakmadın ve... Dinle, maaş verilmiyor. Hayır. Benim bundan haberim yoktu. Koşullarım biraz değişti ve bazı konuları biraz düşünmem gerekiyor. Ha, yani... Tamam. Bu gece... Yemin ederim bu gece hemen başkasını alırım. Eğer vazgeçersen ortakların önünde nasıl görünürüm biliyor musun? Evet biliyorum, bir salak gibi. Evet, bir salak gibi. Tam anlamıyla. Tanrım, ne adamsın. Bu gece. Maaş yoktu. İşle ilgili düzgün bir vaat bile yoktu. Program sonunda 20 kişilik bir gruptan sadece bir stajyer seçilecekti. Eğer kabul edilmezseniz başka bir şirketin 6 aylık aracılık eğitimine başvuramıyordunuz bile. 6 aylık süre boyunca elimdeki tek para kaynağım 6 tarayıcı olacaktı. Onları hala satmaya çalışıyordum. Eğer hepsini satarsam belki düze çıkabilirdim. Uyuyor. Tamam. Tamam bebeğim. Tamam. New York'a gidiyorum. Kardeşimin sevgilisi bir lokanta açmış. Bana da bir iş verecekler. Yani ben New York'a gidiyorum Chris. Christopher benimle kalıyor. Ben onun annesiyim biliyorsun. Annesiyle olması gerek. Onu almalıyım öyle değil mi? Ona bakamayacağını biliyorsun. Nasıl para kazanacaksın? Ben Dean Witter'da stajyerlik için bir görüşmeye gittim. Ve işe aldım. Programda birinci olacağım şimdi. Satıcılıktan sonra bir gerileme. Hayır değil. Gitmem gerek.
Onu sevdiğimi söyle olur mu? Ve... Ona bakacağını biliyorum Chris. Bunu biliyorum. Şey merhaba. Ben Bay J. Twistle'a bir mesaj bırakmak istiyorum. İsminiz? Evet, ismim Chris Gardner. Mesajım da şu. Beni bu programa davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ve ben çok memnun oldum. Davetinizi kabul etmekten de onur duyacağım. Hepsi bu mu? Evet, öyle. Hepsi bu. Tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet. Hey, bugün günlerden ne biliyor musun? Evet. Ne? Cumartesi. Tamam, cumartesi ne biliyor musun? Evet. Ne? Basketbol. Gidip basketbol oynayalım mı peki? Olur. Oldu. Sonra da gidip kemik yoğunluğu tarayıcısı satalım mı? Ne dersin? Yapmak ister misin? Hayır. Bak babam, profesyonel olacağım. Gel. Profesyonel olacağım. Evet. İşte bu. Baksana. Bak ne diyeceğim. Sanırım benim kadar iyi olacaksın. Yani bu işler böyle yürür. Ben de ortalamanın üstündeydim biliyor musun? Yani herhalde sen de ortalamanın üstüne çıkacaksın. Ama başka şeylere de yönelmeye çalış. Başka şeylerle de ilgilen. Yani geceni gündüzünü bir topla geçirme. Tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi at bakalım. Birinin sana bir şey yapamazsın demesine izin verme. Hatta benim bile. Anlaşıldı mı? Tamam. Bir hayalin varsa onu koruman gerek. İnsanlar bir şey yapamaz ve senin de yapamayacağını söylerler. Bir şey yapmak istiyorsan gidip onu zorla al. Hadi gidelim. Baba, söylesene neden bir otele taşındık? Sana söyledim ya, çünkü daha iyi bir işim olacak. Bana güvenmelisin, tamam mı? Sana güveniyorum.
Tamam gel hadi gel gel. Gel buraya. Baba annem geri dönmeyecek mi? Baba annem dönmeyecek mi? Bilmiyorum Christopher. Baba şunu dinle. Bir gün adamın biri suda boğuluyormuş. Ve tekne gelip yardıma ihtiyacın var mı demiş. Hayır teşekkür ederim Tanrı beni kurtarır demiş. Sonra bir tekne daha gelmiş. Yardım lazım mı demiş. Hayır teşekkür ederim Tanrı beni kurtarır demiş. Sonra boğulmuş ve cennete gitmiş. Ve şöyle demiş. Tanrı beni neden kurtarmadın? Tanrı şöyle demiş. Sana iki büyük tekne gönderdim aptal. Beğendin mi? Evet çok çok komikmiş. Ver elini. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun. Evet İyi efendim. Hoşçakalın. Bu da evet. Satış makbuzunuz. Eğer ihtiyacınız olursa beni aramaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim. Doktor Morris 102 arayın hadi. Lütfen. 100, 220, 40, 45, 46, 7, 8, 9, 10. Teşekkür ederim. Hey onlardan ister misin? Hayır sorun değil. Hadi al bir tane hangisi? O mu? Ne kadar? 25 sent. Hayatımın bu bölümünün adı stajyerlik. 1200 numaralı bina Mehveni Endüstri ve Senko Petrol. Yolun karşısındaki bina LR Gemicili. Birkaç hafta içinde mali sektörde ilk 500'e giren şirketlerdeki çalışanların telefon numaralarının yazılı olduğu bir kağıt alacaksınız. Sizin havuzunuz bu 500'den 60'ı olacak. Genelde potansiyel müşterileri arayacaksınız. Gerekirse onlarla yemek yiyeceksiniz, kahvaltı yapacaksınız, bebeklerine bakacaksınız. Onlara paketlerimizi tanıtmak için her şeyi yapacaksınız. İstek ve amaçlarını bizim mali programlarımızdan biriyle çakıştırmanızı istiyoruz. Sonuç olarak siz onları tavlayın, biz balığı pişirelim. Bazılarınız bir tanıdığı olduğu için burada, bazılarınız kendini önemli sandığı için burada. Ama içinizden sadece biri önemli olacak. Ve bu kişi olmak için sizin bunu buna çevirmeniz gerek. Komisyon olarak 800.000 dolar. Sen ve sen şunları dağıtmama yardım edin. Bu sizin İncil'iniz olacak. Onunla yiyeceksiniz, onunla içeceksiniz. Çok basitti. Onunla X sayıda arama, X sayıda başarıya eşitti. X sayıda başarı, X sayıda müşteriye eşitti. X sayıda müşteri de şirketin cebine giren X sayıda dolar demek. Şunu da unutmayın. Geçen sene aramızda yazılı sınavda %96.4 başarı sağlayan bir stajyer vardı. Ama o seçilmedi. Sorun geçme ya da kalma değil. Bu başvuranları ayırmak için kullandığımız bir araçtır. İşe başlayın ve 100 puan alın. Tamam mı? Bir ara verelim. 10 dakikaya buradayız. Merhaba. Bay From. Ben Chris. Chris nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim sorduğun için sağ ol. Şey bu benim içerideki ilk günümdü. Heyecan verici. Ama henüz gitmiyorsun değil mi? Hayır efendim. Sadece 10 dakika ara verdiler. Ben bir şeyler yiyip hazırlık için tekrar buraya döneceğim. Ah benimkini hatırladım. Bizimki bir saatti. Sizinki gibi 3 saat değil. Dünya piyasasına bakmazdık. Vergiler sorun değildi. Ama yine de beterdi. İnsanın aklına neler geliyor? O sınıfta güzel bir kız vardı. Eski bir dostumu gördüm. Eğer izin verirseniz ben hemen onun arkasına... Aa, hadi gitsene. Tamam, çok teşekkür ederim. Hadi herif. İyi misin sen ha? İyi misin? Aklında ne vardı? Ne yaptığını sanıyorsun ha? Seni karşıya geçmeye çalışıyordum. İyisin değil mi? Evet. İyi misiniz? Ayakkabım nerede? Ne? Ne? Ayakkabımı uçurmuşsun. Ayakkabın nerede bilmiyorum. Lanet olası ayakkabım nerede? Bilmiyorum. Şeyini kaybetmiş olmalı.
Nerede? Siz gördünüz mü? Ayakkabım kayıp da. Hayır, üzgünüm. Hey, hey! Nereye gidiyorsun? Polisi beklemeliyiz. İşe gitmem gerek. Dostum, sana bir araba çarptı. Hastaneye gitmen gerek. Dinwitter'da elemeli bir stajyerlik programındayım. Hey dostum, ayakkabın yok. Aa, öyle mi? Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ ol, aferin. Anlayamadım. Baba! Ayakkabın yok. Evet, biliyorum bak. Ne oldu biliyor musun? Hayır. Bana bir araba çarptı. Ne? Araba mı çarptı? Evet. Nerede? Tam ofisin önünde. Hayır, nereye çarptı? Bacaklarımın arkasına çarptı. Görüşürüz Bayan Çu. Görüşürüz. Yolda mıydın? Evet, ben yolda koşuyordum. Bunu yapma, yaralanabilirsin. Evet, sağ ol. Bir daha bunu unutmam. Sağ ol dostum. İşte yine aynı şey olmuştu. Erken gelmiş. Yetkin insanları seçin. Yetkin insanlar yatırımla ilgilenir ve yatırım yapacak paraları vardır. Chris. Evet efendim. Bana kahve getirir misin lütfen? Ofis müdürümüz Frekeş için küçük işler yapıyordu. Bütün gün. Ha evet. Nerede kalmıştık? Duymadım Chris Gardner'ı. Bay Michael Anderson'ı arıyorum. Evet efendim. Bu perşembe bir yemeğimiz var. Tamam. Bir dahaki sefere. Ben bunu bir köşeye yazacağım. Kim çörek getirmek ister? Chris? Peki efendim. Kendimi aşağılanmış ve değersiz hissediyordum. Merhaba Bay Ronald Fire. Size de iyi günler efendim. Adım Chris Gardner. Dinwitter'dan arıyorum. Evet efendim. Vergilerle ilgili çok değerli bilgilere sahibim. Evet, neyse. Daha sonra mutluluk bile yazamayan bir yere gitmek için 4 otobüsünü yakalıyordum. Sonra metro. Sonra 22 numaralı otobüs. Baksana Chris. Merhaba Ralph. Hala bekliyorum. Tamam, halledeceğim Ralph. Paranı getireceğim, merak etme, tamam mı? Altı ay içinde en çok parayı getiren kişi genelde işe alınıyordu. Evet, alo, ben Chris Gardner. Bay Walter Hu'yu arıyorum. Hepimiz müşteri çekebilmek için telefon numaralı sayfalara sahiptik. En alttan en üste kadar, kapıcıdan yönetim kurulu başkanına kadar herkesin numarası elimizde vardı. Herkesi aramamız gerekiyordu. Merhabalar, ben Chris Gardner. Nasılsınız? Onların 9 saatte yaptığını ben 6 saatte yapmalıydım. Evet efendim, teşekkür ederim. Telefonu kapatmayarak günde 8 dakika kazandığımı fark etmiştim. Evet efendim, iyi günler. Adım Chris Gardner. Dinwitter'dan arıyorum. Ayrıca su da içmiyordum. Bu sayede tuvalete gitmek için de zaman harcamıyordum. Evet, acaba kendisiyle... Tamam, tabii efendim, hiç sorun değil. Teşekkür ederim. Ama bu durumda bile 2 ayın sonunda yine de sayfam üstünde daha çok çalışmam gerekiyordu. Walter Ribbon'ın ofisi. Şey, alo, adım Chris Gardner. Bay Walter Ribbon'ı arıyordum. Neyle ilgili? Sizi Dinwitter'dan arıyorum efendim. Bir saniye. Bay Ribbon, merhaba efendim. Adım Chris Gardner. Dinwitter'dan arıyorum. Evet Chris. Şey, Bay Ribbon, sizinle oturup bazı ürünlerimiz hakkında konuşmak istiyordum efendim. Yani yardımcı olabileceğimi düşündüğüm bazı ürünler bunlar. 20 dakikada burada olur musun? 20 dakika mı? Tabii efendim. Biri randevusunu iptal etti. Hemen gel, sana maçtan önce birkaç dakika ayırırım. Pazartesi futbolu dostum. Evet efendim, tabii ki efendim. Görüşürüz. Sağ olun. Evet, Bay Ribbon, bana bu fırsatı... Merhaba Chris, nasılsın? Merhaba Bay Fritz. Hey, 5 dakikan var mı? Aslında Park Bell'den Walter Ribbon'dan geçirmiş kaldım. Hiç zamanım yok. Kurumura bir sunum yapmam gerek. Arabamı çekebilir misin? Bana çok yardım olur. Sensim'de yarım blok, gümüş kapris. Sadece yolun karşısına çek yeter. Yolu temizliyorlar, yer vardır. Bunları sen al. Benim masamda yedekleri var. Ve biraz da zorlaman gerekiyor. Neyi zorlayacağım? Anahtarı zorlayacaksın. Ve diğer kapılar da açılmıyor. Zorlaman gerek.
misin? Zor diyorum işte. Hayır. Hadi, hadi. İşte dosya Bay Rebun. Teşekkür ederim Major. Evet. Evet, teşekkür ederim. Harika fikir. Ben teşekkür ederim. Rachel Harris Türkçe'ye bağlar mısın lütfen? Ben Chris Gardner. Walter Raymond'la randevum var. Onu kıl payı kaçırdınız. Evet, teşekkür ederim. Dolduruyorum. Faturaları ödeyeceğim de. Park cezalarını. Ama artık arabamız yok. Evet, biliyorum. Seni bu hafta sonu birkaç doktorun bürosuna götürmem gerekiyor. Anlıyor musun? Satış yapmak için yani. Tamam. Ama sonra belki futbol maçına gideriz. Ne dersin? Gerçekten mi? Ama belki dedim. Tamam mı? Tamam. Hadi bitirsene şunu. Emin misin? Ama belki dedim. Gerçekten mi? Götürecek misin? Evet, bak bırakmak istemiyorum. Ve belki maça gideceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz? İşimle ilgili birini görmeye. Anlayamadım. Neyi anlamadın? Bu maça gidecek miyiz? Sana maça belki gideceğiz dedim. Belki ne demek biliyor musun sen? Mümkün mü demek? Hayır, mümkün bunun iyi bir şansı var demektir. Belki de belki olur, belki olmaz demektir. Mümkün ne demekmiş? İyi bir şansımız var demekmiş. Belki ne demekmiş? Ne demek olduğunu biliyorum. Ne demekmiş? Yani biz o maça gitmeyeceğiz demek. Sen nasıl bu kadar zeki olabildin? Çünkü sen zekisin. Geldik mi? Evet. Bay Rebun. Evet. Nasılsınız efendim? Chris Gardner, Dean Witter. Evet, merhaba. Bu da oğlum Christopher. Merhaba. Merhaba Christopher. Burada ne arıyorsun? Efendim, ben geçen günkü randevumuzu kaçırdığım için özür dilemeye geldim. Gelmene gerek yoktu. Aslında bu çevrede yakın bir dostumu ziyarete gelmiştim ve bu fırsattan istifade size teşekkür etmek istedim. Bana zaman ayırdınız. Herhalde beni beklediniz de.
Birazcık. Şunu bilmenizi isterim ki bunu kesinlikle unutmayacağım efendim. Hadi yapma. Bu da ne? Aa, bu bir osteonational kemik yoğunluğu tarayıcısı. Oo. Bitter'de çalışmaya başlamadan önce aldığım bir şirket. Maçtan sonra toplantım var. Maça gidiyor musunuz? Aa, evet. Yani belki. Yani belki. Biz de gidiyoruz. Oğlum Tim'i götürüyorum. 12 yaşında. Biz de çıkıyorduk. Tim! Bakın ben sizi meşgul etmeyeyim. Yani tekrar teşekkür ederim ve geçen gün için de özür dilerim, tamam mı? Umarım hafta içi başka bir gün görüşürüz. Tamamdır. Teşekkür ederim efendim. Tamam. Size iyi günler. Hadi gel. Veda etsene Chris. Görüşürüz. Görüşürüz Christopher. Bizimle gelir misiniz? Stada mı? Biz gidiyoruz, bizimle gelin. Koltuklarınız nerede? Biz çok çok bayağı arkadayız. Locamız var, hadi. Locada oturur musun? Hayır. Bu kötü bir şey değil. Bu özel bir bölüm evlat. Çok da rahattır. Gidelim mi? Tamam. Tamam. Çocuklar arkaya. Hey, onu arabana bıraksana. Evet, tabii. Haklısınız. Bizim arabamız yok. Ah, aman tanrım. Ne oldu? Sanırım arı soktu. İyi misin? Evet. Ben iyiyim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Alerjin var mı? Yok. Nereden soktu? Tam da kafamın arkasından soktu. Şurada bir yer. İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi misin baba? İyiyim. Christopher, tamam. Sağ ol. Dur da bakayım. Christopher, arkana yaslansana. Hadi yavrum. Thomas Jefferson bağımsızlık bildirgesinde mutluluktan birkaç defa bahseder. Bu sözcüğün o belgede yer alması garipmiş gibi görünebilir. Ama o aslında bir sanatçıydı. İngilizleri uyumumuzu bozan insanlar olarak nitelemişti. Ve o gün orada dururken uyumu bozan şeyleri düşündüm. Acaba bütün bunlar iyi bir şey mi diye düşünüyordum. Başarabilecek miydim? Walter Ribbon ve Pacific Bell'deki emeklilik paraları milyonlarca dolar değerindeydi. Evet. İyi bir yere gelmek için iyi bir yoldu. Vay canına bu... İşte futbol maçı böyle izlenir. Bunun için çok teşekkür ederiz gerçekten. Benim için zevkli Chris. Ve ayrıca Dean Witter'ın kaynak değerlendirme seçenekleri hakkında konuşma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim Bay Ribbon. Yani o dalda Morgan Stanley'den çok daha üstün olduğumuza inanıyoruz efendim. Bence sizi orada harcıyorlar. Şu kesin ki sizin emeklilik portföyünüzü Dean Witter yönetmeli. Chris, senin orada daha yeni olduğunu biliyordum ve seni sevdim ama fonlarımızı yönetmene izin vermem imkansız. Bu yakınlarda değişiklik düşünmüyorum. Hadi sakin ol, maçı izle. Hadi, hadi. Evet. Al bakalım. Tamam, bekliyorum. Aklıma şimdiden birkaç fikir geldi. Chris, kesinlikle. Sonra görüşürüz değil çok mi? Çok teşekkür ederim efendim. Size arayacağım. Tanıştığıma sevindim Chris. Beni ara. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz Christopher. Sonunda bütün tarayıcılarımızı satmıştık. Başaracakmışız gibi görünüyordu. Peki dünyanın en hızlı hayvanı? Çayır tavşanı. Çok da iyi gidiyorduk. Ta ki bir güne, o güne kadar. O mektup beni tekrar dünyaya döndürdü. Hayatımın bu bölümünün adı vergi ödemek. Eğer borcu ödemezseniz hükümet ellerini banka hesaplarınıza sokup paranızı alabiliyordu. Baba! Hem de hiçbir uyarı yapmadan. Bakın hayır, geç olamaz, tamam mı? O benim param. Biri nasıl benim paramı alabilir ki? Ama bakın ben dinleyin. O elimdeki tek paraydı. Banka hesabıma giremezsiniz, tamam mı? Hayır.
50'nin 25'iydi. Çünkü o gün banka hesabımda sadece 21 dolar ve 33 sent olduğunu öğrenmiştim. Yani artık 5 parasızdım. Giyindin mi? Hayır. Chris, Chris, benimle dalga geçme, tamam mı Chris? Seninle dalga geçmiyorum, tamam mı Ralph? Halledeceğim dedim. O para bana hemen lazım, daha sonra değil. Ben alınca sen de alacaksın. Hemen. Merhaba Chris. Wayne, senden 14 doları almam gerekiyor, ihtiyacım var. Sana artık borcum yok. Nasıl? Anlamadım. Neyi anlamadın? Yani nasıl senin bana borcun olmayabiliyor? Taşınmana yardım ettim. Beni iki blok götürdün Wayne. Yani 200 metre. 4 ay oldu Wayne. Ben paramı istiyorum. Paramı istiyorum. Ya, paramı istiyorum. Bak, paramı istiyorum. Dostum, hemen istiyorum. Üstümde tamam yok. Mı, Wayne? Tamam mı? Paramı getir. Hadi. Git Wayne. Yapma. Paramı sadece getir. 14 dolar. Wayne. O benim 14 hadi dolarım. Yapma. Git benim paramı getir. 14 dolar için bağırma. Paramı. Olur, neden olmasın? Burada kal kız. Baba, bak. Hayır, orada baba. Kal. Orada kal, tamam mı? Dediğimi duydun mu? Ben sana ne dedim? Baba! Baba! Bekle baba! Baba! Benim 60'lara geri dönmem gerek dostum. İşte bunu yapacağım. Orada gençtim. Jimi Hendrix'in o gitarı yakışını görmek istiyorum. Zaman makinemi geri getir. Zaman makinemi geri getir. Nereye gidiyoruz baba? Sessiz ol. Git eşyalarını topla. Hadi. Evet. Doktor Tam seninle görüşemeyecek. Üzgünüm. Doktor Dawson, acil servise lütfen. Peki şimdi ne yapacağız? Biz bir başkasını göreceğiz. Ben yoruldum. Evet biliyorum. Şey şu anda çok çalışıyor gibi görünmüyor. Artık gitmem gerek. Yok yok yok, sadece bir saniye verirseniz çözebileceğinden eminim lütfen. Chris. Chris bak, çalıştığı zaman hayır, tekrar. Hayır, şimdi tamir etmem gerekiyor, çok önemli. Tamam. Bak, zaten ofis aletlerine para yatırdım. Tamam mı? Şimdi gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz.
Eşyalarımız neden burada? Baba? Hadi gidelim gel. Nereye? Buradan uzağa bir yere. Neden? Bu gece burada kalamayız. Evet kalırız, kapıyı aç. Hey, ne dedim ben sana, yürü. Aç şu kapıyı. Hey. Chris, ne yapıyorsun sen? Kes şunu. Kes şunu. Hadi yürü. Hadi. Ben! 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 Hadi kalk. Gidiyoruz. Hadi. Bu bir zaman makinesi değil. Baba. Zaman makinesi değil. Adam zaman makinesi dedi ama değil. Yanıldı işte. Hangi adam? O adam. Hani parktaki. Bu zaman makinesi dedi. Aslında öyle. Hayır değil. Öyle. Hayır değil. Tek yapmak gereken buradaki siyah düğmeye basmak. Basmak ister misin? Tamam. Hadi. Hadi gel buraya. Tam buraya bas. Ama dur, nereye gidelim? Bilmem, önceki bir zamanı. Gözlerini kapatman gerek ama. Sen kapat, ben görmek istiyorum. Tamam hadi beraber basalım o zaman. Hadi gözlerini kapat bakalım hadi. Sadece birkaç saniye. Aman Tanrım. Vay canına, aç 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 aç. Vay canına. Nedir bu? Dinozorlar. Nerede? Dinozorları görmüyor musun yoksa? Çevrene bak. Vay canına. Şu dinozorlara bak. Vay canına. Ya. Onları gördün mü? Evet. Tamam gel 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 gel. Dur dur dikkat et. Ne oldu? Ateşe basma. Biz mağara adamıyız. Bu ateş bize lazım ve elektriğimiz olmadığı için de etraf çok soğuk değil mi? Dikkat et.
Git kaçın. Aman Tanrım, hani nerede? Bir T-Rex. Eşyaları al. Hadi çabuk. Güvenli bir yere gidelim. Güzel bir yere gitmemiz lazım. Ne gibi? Mesela bir mağaraya. Bir mağara mı? Bir mağara bulalım, tamam mı? Hadi gel. Tamam. Gel. Arkana dikkat et. İşte burada. Gel. Mağarayı buldum. İşte burada. Hadi gel. Bakayım. Hadi çabuk. Hadi. Çabuk. Güvende miyiz? Evet, sanırım öyle. Merhaba, nasılsın Jay? Ben iyiyim, peki sen nasılsın? İyiyim, ben de iyiyim. İyi misin? Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Nereye gidiyorsun? Sanırım Sacramento'ya. Birkaç adamı ikna edeceğim. Yani onlar Pak Bell'denler ve onları kandırmaya çalışacağım. O zaman da bize gelecekler. Yani umarım. Gidip onlarla golf oynayacağım. Mükemmel. Bırak kazansınlar. Deborah, biri seni soruyor. Nerede? Dışarıda. Benimle gelin lütfen. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bize oda lazım. Sadece ben bunu onarıp satana kadar. Sadece bakın, birkaç parçalık bakın, işi var. Keşke yardım edebilseydim. Bu benim oğlum ama... O 5 yaşında. Merhaba canım. Bize kalacak bir yer lazım. Tamam. Gerçekten. Yardım etmek isterdim ama bakın, buraya erkek almıyoruz. Sadece kadınlar ve çocuklar. O burada kalabilir ama siz başka bir yer bulmak zorundasınız. Tamam, biz birlikte kalmalıyız çünkü... Tamam, bak aslına dinle. Bakarsanız... Glide Memorial'ı dene. 5'e kadar kayıt alıyorlar. Çabuk ol çünkü kuyruk nerede vardır. Orası? Nerede? Ellis'te ve Jones'ta. Hey millet, sadece 4 yerimiz kaldı, hepsi o kadar. Yerimiz kalmadı, o kadar yer bitti. Bir şey söyleyeceğim. Hadi ne? Orası benim yerim. Geri çekil. Bana bak, bana bunu yapma. Geri çekil dedim sana. Ayrılın, hemen ayrılın. Durun, bu durun dedim. Size gel durun buraya, diyorum. Gel buraya. Sıradan çıkın ikiniz de, hemen şimdi. Önce ben geldim, tamam mı? Bakın ben buraya vaktinde geldim ve zamanında geldim. Kuyruktaydım, işten çıktım, oğlumu aldım, zamanında geldim. Herkesten önce geldim, ben buraya zamanında geldim. Onu sıranın önünden attı. Kim attı? O attı. Hadi Rodney, hadi git artık. Kuyruktan çık, hadi. Hadi ilerleyelimiz bir yerde. Alışkınız aslında. Tamam, hepsi bu kadar. Hıh!
En sevdiğin renk ne? Yeşil. Yeşil mi? Hı hı. Yeşil ne seversin? Ağaçları. Ağaç. Başka? Kutsal. Kutsal mı? Ne demek o? Noel şeyleri işte. Aa, Noel şeyleri. Bu da ne? Sanırım uyumamızı istiyorlar. Hadi. Al bakalım. Kaptan Amerika'da üşümesin. Tamam mı? Nefes alabiliyor mu? İyi, güzel. Evet. Benim tarayıcıyı tamir etmem lazım. Gitme. Yo 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 yo. Ben kapının hemen dışında olacağım. Oldu mu? Hemen kapının dışında olacağım. Hatta kapıyı da biraz aralık bırakacağım. Eğer beni çağırırsan seni duyabileyim diye. Eve gitmek istiyorum. İşte o yüzden tarayıcıyı yapmam gerekiyor. Anlaştık mı? Dışarı çıkacağım ama şu kapı açık kalacak. Hemen merdivenlerde olacağım. Ve eğer seslenecek olursan da seni duyabileceğim. Tamam. Bana güvenmen gerek, tamam mı? Güvenmen gerek. Baba. Baba, söyle, sana söyle, güveniyorum. Söyle söyle. Hadi. Duyamadım. Sana söyle. Güveniyorum. Tamam, duyamadım. Güveniyorum. Güveniyorum. Tamam, öpücük ver. Uzun sürmeyecek, tamam mı? Tamam. Tam buradayım. Oldu. Hala duyabiliyor musun? Evet. Duyuyor musun? Evet. Bana güveniyor musun? Evet. İşte böyle. Ve şuradan, tamam mı? Sonra da şöyle yapıyoruz. Bu iyi mi? Bilmem, sence? Güzel. Hadi gidelim, toparlan. Baba, neden bırakmıyoruz? Bırakamayız. Sonra başka bir odamız olacak. Hadi gidelim. Merhaba Chris. Merhaba, günaydın Bay Frekeş. Bu da ne? İş gezisi efendim. Eşiniz Marta da Pakbel'de çalışıyor, değil mi efendim? Evet, öyle. Şimdi ikiniz de aynı anda emekli olmak istersiniz tabii. Emekli olup fazla vergi ödemeden aynı hayat tarzını, aha, sürdürmek istiyorum. Yani cebinizde sizinkinden başka el olmasını istiyorsunuz. Vergisiz belediye bonolarından haberiniz var mıydı acaba? İşimi çabuk bitirmeyi öğrendim, buna mecburdum. Gladya'da 5 civarında kuyruğa girebilmek için. İşte geliyoruz. Baba. Evet, gel. Gel çabuk. Baba kaçıyor. Hadi gel. Otobüsü tutun. Tutun gitmesin. Kaptan Amerika. Tamam. Baba. Baba bekle. Bekle. Kes onu. Kes dedim artık. Affedersiniz. Hey dostum, önündeki kadına izin versene. Bu hiç hoş. Geri çek izleme, geri zekalı. Hadi yürü yürü. Ama onu almamız gerekiyor. Bu özgürlük treni hakkındaki en önemli şey onun dağlara da tırmanması gerektiğidir. Hepimizin dağlarla başa çıkması gerekir.
Bilirsiniz dağlar çok yükseklere uzanır ve bazıları da çok derinlere ulaşır. Amen evet. Rahip. Burada Glyde'de o dağların ne olduğunu biliriz. Bir de şarkımız var dostum. Yarın. Hazır mısın? Elbette. James, bende iki müşteri var. Evet, yalnız bir nazar dön, tamam mı? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Affedersin. Hepsini bitirdin mi? Bir yere mi gidiyorsun? Bir yere gitmem gerekiyordu. Ah tamam. Ama sınavı da bitirdim tabii. Aa güzel. Ya sen? Evet. Peki grafikler hakkında ne düşünüyorsun? Kolaydı. Aa, arkadaki yazılı soruda takıldım. Ona ne yazdın acaba? Yazılı soru mu? Evet, arkadaki. Hey, Chris. Merhaba. Aa, Jeff değil evet. mi? Futbol maçından. Evet, beni arayacaktın. Aslında numaranı almamıştım. Hey. İşte numaram. Beni ara olur mu? Tabii tabii kesinlikle çok teşekkür ederim. Chris, $5 var mı? Cüzdanımı yukarıda bırakmışım. Ben yukarı çıkıp hemen getiririm Bay From, ne olacak? Hayır hayır hayır, 4'te Kel Bankası'nda olmalıyım, geciktim. Sana geri ödeyeceğim hadi. 5 yeter mi? Tamam 5 yeterli hadi. Teşekkür ederim. Evet bu kadar. Başka kimseyi almıyoruz. Ne? Başka yer kalmadı. Gitmeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar gelin. Bütün odalar doldu. Tamamen doldu. Yerimiz bu kadar. Yarın gelin. Tekrar deneyin. Çok açım. Yarın gelin evet. Üzgünüm yapabileceğim bir şey yok. Beğendin mi? And friends.
21, 2, 3, 4. İşte ampulüm. Ve bu da çekirdek indikatörü. Ne kadar? $8. Bu da ne? Işığı onarmak için. Bakabilir miyim? Elbette bakabilirsin ama sakın kırma, tamam mı? Yani hayatın boyunca bir odada benimle uyumak istemiyorsan. Bence sakıncası yok. Ama olacak. Sen biraz uyu, tamam mı? Tamam. Isındın mı? Evet. Tamam. Annem benim yüzümden mi gitti? Ne? Annem benim yüzümden mi gitti? Sakın, sakın böyle bir şey düşüneyim deme, tamam mı? Annen kendi yüzünden gitti. Ve bununla da hiçbir ilgin yoktu. Tamam. Sen iyi bir babasın. Tamam, sen uyu. Seni seviyorum. Ben de seni. Şimdilik çok iyi Chris. Çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. $250 demek, 4 haftalık daha oksijen demek. 100, 20, 40, 60, 80, 200, 20, 30, 40, 50. Başka bir şey? Hayır, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hazır mısın? Evet. Tamam. Kiliseye mi gideceğiz? Hayır. Peki nereye gideceğiz? Otele gidelim diyorum. Otel mi? Ama sadece bu gecelik. Eğer istersen mağaraya da gidebiliriz. Hayır hayır, oraya gitmeyeceğiz. Hiç mi? Umarım öyle olur. İyi de neden? Çünkü bazı şeyler ilk yapıldığında keyiflidir ama sonra keyiflerini kaybederler. Otobüs gibi mi? Evet, otobüs. Üzgünüm. Sanırım gülmemeliydim, öyle değil mi? İncil'de bu müjdelenmiştir. Babam bir gün bulacağız diyor. Ama yerini bilmiyor. Sen de normal insanlar gibi bir ev istemez misin? Tabii. Bazen geceleri içinde insanlar olan ışıklı evlerin yanından geçeriz. Bazen onların güldüklerini duyarım. Ertesi gün, işten sonra deniz kenarına gittik. Her şeyden uzağa. Her şeyden. Sadece Christopher ve ben. Beni gördün mü? Gördüm tabii. Otobüslerden ve seslerden uzağa. Sürekli hayal kırıklığı yaratan 5 kiloluk kafamdan uzağa. Ve kendimden uzağa. Chris, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kal Chris. Çok doğru bir adım attın, inan bana. Sağ ol Chris. Çünkü gençken
bir tarih sınavından en yüksek notu aldığım zaman içimde olabileceğim bütün iyi şeyler hakkında güzel bir his uyanırdı. Ama sonra onlardan hiçbiri olamadım. Merhaba Chris. Merhaba. Nasılsın Jay? Çok iyiyim. Bize Park Bell'den 31 kişi bağladığını duydum. Futbol maçında birileriyle tanıştım. Sonra kartlarını aldım ve çalıştım. Sanırım öyle. Evet, bir gün daha. Gergin misin? Hayır, oldukça iyi. Öyle mi? Bak, ne olursa olsun... Harika bir iş çıkardın Chris. Ciddiyim. Kendine iyi bak. Evet Bay Johnson. Chris Gardner, Dean Witter'dan. Evet efendim, geçen ayki seminerde verdiğiniz destek için teşekkür etmek için aradım. Evet efendim, kesinlikle öyle. Evet efendim. Hayır efendim, hayır, hepsi bu. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Chris, gel. Borsa düşüyor, satmamız gerek. Bu da ne demek? Bunların değeri bu kadar mı? Merhaba Chris. Bay From, nasılsınız? Güzel gömlek. Teşekkür ederim efendim. Chris. Merhaba Jay. Merhaba, nasılsınız? Chris, şöyle otur lütfen. Bugün güzel bir gömlek giyeyim dedim. Ne de olsa son günümüz değil mi? Sağ ol. Sağ ol, bunu takdir ettik. Ama onu yarın da giysen bence iyi olacak. Çünkü yarın senin ilk iş günün. Eğer burada aracı olarak çalışmak istersen. Bunu ister misin Chris? Evet efendim. Güzel. Buna biz de çok sevindik. Yani... Hoş geldin. Göründüğü kadar kolay mıydı? Hayır efendim, hayır, hiç de değildi. Evet. İyi şanslar Chris. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Ah Chris. Neredeyse unutuyordum. Teşekkür ederim. Hayatımın bu kısmının, bu küçük kısmının adı mutluluk. Christopher.
siyasi kariyerinden sonra Chris Gardner 1987'de yatırım şirketi Gardner Rich'i kurdu. O zaman söyle. Yukarıda kaç gezegen var? 7. 7 mi? 9. Tamam. Ormanın kralı kim? Goril. Goril mi? Hadi canım. Hayır. Arslan. Evet, aslan. Aslan. Hey baba, şunu dinle. Tak tak. Kim o? Shelby. Hangi Shelby? Dadan geliyor bir kız, dönüyor dönüdeki Shelby. Tak tak. Kim o? Hiç kimse. Hangi hiç kimse? Hangi hiç kimse? Anladım. Bu komikti. Bunu beğendim. 2006 yılında Chris Gardner aracılık firmasındaki küçük bir hisseyi multimilyon dolarlık bir anlaşmayla sattı. Around her in her father's way.